Herkese merhabalar bayanlar baylar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda klişe dövmeleri konuşacağız. Bayağı uzun zamandır istiyordunuz ve hazırız. Güleceğiz mi alacağız mı bilmiyorum ama siz keyif için çayınızı kahvenizi hazırlayın. Yeni videoya beraber başlayalım. Bugün konuşacağımız dövmeler tam bir klişe tabii ki. Klişenin zirvelerini konuşacağız. Tabii unuttuğumuz olursa aşağı yorumlara yazarsınız. Kamera arkasında yine Ayça var. El sallıyor. Ben de sizin yerinize el sallayayım. Merhaba. Haydi <laughs> <laughs> bakalım başlayalım. Hiç hazır değilim. Bu tip videoları biliyorsunuz hazır olamıyorum. Haydi bakalım neler gelecek başımıza görelim. <laughs> İlk dövmeyle başlayalım. Ya tabii ki de ya. Kalp ritmi ve yu. <laughs> Sen. Ya ulan bari ismini yaz. Yu yazmış genel. <laughs> Sen yani. Ben bari oraya Jonathan, Jesse. Bu hep Jonathan, Jesse diyorum değil evet, mi ben? Bir roket. Geçen videoda da ha, <laughs> <laughs> değil mi? Biraz roket oraya... takım. Gerçi James biri ama yine de James miydi? Neyse. Yani you yazma oraya içtiyse değil mi yani? Bu arada tabii ki bu klişe dövmelerde Tabii ki de hepsini yapmışımdır. Şimdi bakacağız ona da. Bunu yaptım mı tik koyalım şöyle bir yaptım. Tabii ki. Hem de çok yaptım. Yani kalp güzel. Güzel kalp ritmi. Ama çok klişe. Bu arada klişe dövmelerde de şimdi herkes kendi vücuduna bakacak. Dövmeliler diyecek ki inşallah benim dövmemi söylemez falan diye. Ya klişe olması kötü demek değil. Klişe yani. Herkes de var demek. Kötü mü bilmiyorum. <laughs> yani sokakta birine çarpsan aa ah, sende de mi kalp ritmi falan olabilir. Bakalım bu dövmeleri ben yapmış mıyım? Yaptım tik. Vücudumda var mı? Vücudumda kalp ritmi yok. Bunları hep böyle bir testinde yapalım. Hadi bakalım devam. Çapa ya birebir. <laughs> Hatta bu çapayı birebir yaptım. Yani şu an kafamda böyle film şeridi gibi geçiyor. Ona yaptım, ayak bileğine yaptım, ele yaptım falan filan diye. Çok fazla çapa. Çapa seviyoruz. Soyadı, adı deniz olan, babası, annesi gemici olan ya da herhangi bir gemiyle alakalı bir şey olan herkes yaptırıyor bunu bir tık yaratıcılık ya. Bir tık yaratıcılık. Yani yine çapa yaptır da tasarım bari. Hani bir farklı olsun. Bu videoda var ya dislike show olacak. <laughs> çapa mı bende var. Al nasıl kolişe <laughs> klişe abi. Yani. idi bir arada zaten değil mi? Çapa. Herkes çapa moda, çok yani. moda yani 100 senedir falan moda. 1920'lerden beri. Yani old school Amerika'da popüler olduğundan beri ve İngiltere'de. Ya yani 100 senedir moda. Çapa atmış şey demir attım yalnız da bir hasret denizinde. <laughs> Devam. Ha bu arada çapayı yaptım mı? Yaptım. Vücudumda var mı? Yok. <laughs> Kalp diyen. Başka bir şey demeyen. Carpe de, <laughs> bunun üstüne de bir şey konuşmak <laughs> çok zor olacaktır ama şimdi bu bir şov şu an baktığımız fotoğraf. Hem Carpe Diem, Carpe diem biliyorsunuz Latince Türkçesi anı yaşa. Hem tüy, hem tüyden çıkan kuş. Combo yapmış yani böyle ateş atmış. Ben yaptım mı? Yaptım. <laughs> Hepsinden ayrı ayrı da yaptım. Beraber de yaptım. Bütün kombinasyonlarını yaptım bunun. Vücudumda var mı? Var. Carpe det fucking diem yazıyor benim de burada. Carpe diem çok klişe bir şey yani dövme, dövme olarak ve ben de buna klişeliye tepki olsun diye yaptım. Hem de çok güzel bir şeyle yazıyor böyle. Bölük bölük yazıyor. Carpe det fucking diem. Bu lanet olası anı yaşa diye Türkçeye çevirebiliriz. Of of. Ya yani bir de bu klişe dövmelerin büyük yapılma şeyi beni benden alıyor. Anı yaşadık devam. Hızlı hızlı geçiyorum yani Bunlarda çok durmak istemiyorum. <laughs> Sonra sinirimiz bozuluyor. Yıldıza geldik. <laughs> küfür gibi oldu değil mi? Tabii ki de klişe. Yaptım yaptım vücudumda yok. Yani yıldız aslında estetik bir motif de böyle değil. Abi ya. <laughs> Bu king queen kafası tamam abi güzel. Güzel de bir kere parmakta dövme tutmuyor. Onunla ilgili video çekmiştim izleyin. Hadi onu geçtim. Yani king queen abi 3 ay sonra ayrılacaksın. Ne oldu king ne oldu queen. Adam diyor ki zaten bende king var. Yeni gelene de queen bir daha yaptırırım. Ama o zaman herkesin burasına bir anlaşma yapalım. Herkes erkekler king. Kadınlar queen yazsın. Kim kimle beraber olursa king queen işte eş falan. Demek işte kalp bitimi de öyle. You hani. You gene. Gelen geçen birisi. Fark etmez yani. Ahmet değil Mehmet geldi. Ona da you. <laughs> Sana da you. Yani bu arada king queen yaptım mı? Tabii ki yaptım. Vücudumda yok ama. Dreamcatcher. Ya klişelerin böyle zirvesinde çok güzel bir yeri var. Ama yeri çok güzel. Çünkü ben Dreamcatcher e, rüya kapanı. Türkçesi. Severim rüya kapanını Dreamcatcher'ı çünkü kızılderili geleneğidir ve aslında işte seni kötü rüyalardan ve uyurken bir sürü şeyden koruma amaçlıdır. Aslında amacı çok güzel ama patır patır herkes yaptığı için artık insan bir soğuyor. Popüler olan şeyden soğursunuz ya işte o. Klişe dövümlerin mevzusu o. Yoksa kimseye yuh sana niye yaptırdın demiyorum. Demem de siz de demeyin. Hep hep dediğim şey yani. Özgürlük lütfen. Kimseyi üzmeyin. İsterse Carpe Diem yazdırsın. dirim Dreamcatcher yaptırsın kendi şeydir. İşçilik bu arada çok güzel yani. Demeden geçemeyeceğim. Yani şeyi güzel. Alt tarafı güzel. Üst taraf yamuk da çok da tatlı o renkleri falan severim. Devam. Demin zaten Carpe Diem'de de vardı. Dreamcatcher'da da var. Tüy şey gibi. Klişenin Joker'i gibi. Bir şey buldum. Mesela çapa. Lan boş kaldı bu. Bir tüy arkaya. Bir dokunuş. Yani böyle bir Pat. Bir tüy falan gibi. Tek başına da var tabii ki. Bu arada birebir bu cins yani ayağı, ayağın üstüne gelen böyle topuklu yiyince falan gözükecek tabii ki çoğu zaman kadınlar yaptırıyor bunu. Çok yaptım. Buraya yaptım. Oraya yaptım. Boyna yaptım. Tüy çok yaptım zaten de direkt bu ayağı da bir klişe yani. Bölge klişesi de var bunda yani. Ayak klişesi. Devam. Ah oh, zar. Bunun modası Allah'tan geçti. Yani çünkü bu gerçekten çok klişe ve çok eski bir klişe. Yani old school zaten tarzı. Büyük ihtimal babalarınızda falan vardır yani ya da amcalarınızda. Böyle yani 40-50 yaş üstü insanda vardır bunlar. Mesela Metallica'nın dövmeleri videosunda vardı James Hetfield'de. Amerika'da özellikle çok popülerdi. Zar. Yanıyor bir de. Ya Tabii pardon onu söylemedim. Yanan zar. Çok önemli. O. <laughs> ya ateş ediyor yani. Bizde olsa mesela tavla oynarken zar. Mesela tavla oynamayı çok seviyor bakkal yaptırırsa çok güzel olur aslında. Devam. Ay! Bir işçilik, bir içimi titretti de kusura bakmayın böyle bir <laughs> o çizgilerle beraber ben de bir titredim. Oy! bunu geçelim çok bakmayalım buna ya. Geçtik. Lotus. Olmamış pek Lotus. Niye böyle üst üste geldi bunlar ya? Ya Lotus da çok yaptım. Vücudumda yok. Ha demin söylemedik bu arada. Diğerlerinin hepsini bu arada yaptım. Şu ana kadar yapmadığım bir dövme çıkmadı. Lotus ama çok yaptı. Genelde de annesinin adı ya da kendi adı Nilüfer olan insanlar yaptırıyor çok. Gelelim geçelim. Yıldız. Yeşilli siyahlı. Şey yıldızı böyle. Pusula yıldızı gibi. Amerikan klişesi. Devam. Tribal. Ay. Allah'tan bitti tribalin molası ya tribal estetik de Hani geçtik abi onu Tribalin mevzusu şuydu abi dolu olsun Kolum bitti cool seksi gözüksün Yeter erkeklerde kadınlarda da Bele ayak bileğini onda da aynı Cool olsun seksi olsun bir şeyleri de Değiştirelim abi ben de çok yaptım Tribal. Artık Allah'tan modası geçti. Bir de böyle Tribal'ın altına dandik bir gölge vardır. Burada da yapılmış işte. Tribal dövmesi olanlar dislike'a koşacak. <laughs> ya hep öyle ya böyle olumsuz bir şey söylediği zaman insanlar o kadar böyle şey doluyuz ki böyle. Alo lan o zaman <laughs> Lan bir dur. Ya bir de şey sonuçta ne kadar şey olsa da sen onu isteyip yapsadığın için vücuduna o zaten sanki, senin bileceğin bir şey. Sanki ben deyince oluyor yani. Sen zaten yaptırmışsın onu yani. <laughs> Devam. Kuru kafa ve çiçekler. Yine old school çiçekler özel özellikle kuru kafada old school ama biraz böyle amatör bir old school olduğu için tatsız olmuş. Bu da çok var. Kuru kafa, kuru kafa, kuru kafa. Çok yaptım. Vücudumda da var. Ama benim kuru kafam mesela dövmelerimin anlamları videosunda konuşmuştuk ona, değil mi? Tarz da önemli tabii ki. Yani motiften ziyade aslında tasarım önemli demin de dediğim gibi. Yani kuru kafayı nasıl yapıyorsun? Geçelim. Ay Şamburat Laka Diamond. Abi. Yani bir dönem unutuldu. Böyle ne güzel. Yine böyle old school dönemi, 50'ler, 60'lar, 70'ler çok 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 böyle 2000'lerde bir unutuldu elmas. Sonra bir daha pırtladı. 2010-15'ten sonra. Minimal olarak geri döndü. Şimdi oldu. de aynen. Bir bileğe, parmağa, tabii, Tabi tabi buraya bileğine. yapalım. Tabi tabi canım şuraya yapalım elmas falan. Şu an bura Diamond diyorum Rihanna'nın dediği gibi. Hı. Devam edelim inşallah parlarsın tabi. Kurdele. Bu bitti abi. Bu bitti. En naifiydi bu da yani kurdele. Yani bitmese de olurdu dediğimiz cinsten ama her yerde hediye paketi insanlar görüyorduk. Sırtından paketlenmiş, ayak bileğinden, elinden, parmağından her yerde paket. Ya şey diye yaptırıyorsa mesela güzel. Ne bileyim arkadaşına, eşine, dostuna bak ben senin için hediyeyim falan. Çok kötü, <laughs> çok kötü. Nereye kadar ciddisin diye dinliyorum. Çok bunu. ciddiyim şu an. Ama hiç değilse bir amacı var. Yani diğer türlü... Kurdele. Yani severim cisim olarak da kurdeleyi. Devam. Kelebek. <laughs> yani kelebahlar. Böyle şeyi seviyoruz böyle. Buradan da böyle bir kelebek uçsun. <laughs> buradan martılar sözü. Bir saniyelik şairane yanımız ortaya çıkıyor. Ama ömrümüz yere çöp atıyor, yere tükürüyor. <laughs> Ona kavga ediyor bilmem ne. Ama buradan bir kelebek. <laughs> Devam. Ya zaten artık büyük ihtimal tahmin ediyorsunuz bir sonraki görse ulan bence pusuladır falan diye. Çünkü siz de biliyorsunuz yani benim dememe gerek yok. Hatta unuttuğum klişeler vardır. Pusula da onlardan biri yani. Pusula net yani böyle zıbam 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 yani. Geçen videoda demiştik değil mi? Dünyanın en kötü dövmeleri 2. O videoda vardı ya bir pusula. Ayı Allah utandırmasın. Orada biliyorsunuz güney, doğu, kuzey, batı hepsi birbirine girmişti böyle. Bunda iştiyse yeri düzgün değil mi? Aynen. Efendim. Pusula çapa işbirliği. Hmm. Yani Beraber geliyorlar bir de. Ya onu anlatmadım zaten. Pusula, çapa, harita. Ha bir de harita. Harita var. da var. Doğru. Ben de çok yaptım. Bu bir, 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 bir paket yani, paket. Bu paketten istiyorum diye böyle sanki şey seçiyorsun böyle. 2 lira farklı, biraz büyük olsun falan. Devam. Pati. Bir şey minnak, ya. minnak. Tamam onda sıkıntı yok güzel gözüküyor güzel. estetik ama klişe mi klişe abi güzel. milyonlarca kişi yaptırdı mı yaptırdı biz de onu konuşuyoruz Kimse yaptırma demiyoruz yani Bana bak. zaten yaptırıyorlar durmadan al King Queen'in başka bir versiyon hangi şeyin kral kralı yani anladın mı ben Beylerbeyi kralı ben de King lafını çok severim LeBron James'ten dolayı hatta bana da yazıyor sağolsun kardeşlerim abi King'sin kralsın falan diye ama hadi geçelim barkod Barkod değil pardon. Ne bu? QR, QR kodu. kodu. Bu işte yeni nesil. Bak eskiden barkod vardı böyle çizgi çizgi. Ondan sonra QR koda bağladı. <laughs> Abi okutunca ne çıkıyor acaba? Şey güzel hani ne bileyim kartvizit vizit taşımıyorsun mesela. Böyle koymuşsun değil mi? QR kodu. Okutuyorsun böyle. Ya da şimdi mesela şey Temansızır. menüler var ya artık QR kodla böyle okutuyorsun ellemiyorsun ki mantıklı. Böyle mesela garsonsun böyle yaptırmışsın. Buyurun. Müşteriye böyle geliyorsun. Buyurun. Güzel olmaz mı? Hayır olmaz tabii ki. Yaptıran falan olur, ya, sakın aman. Ya da ne bileyim bak şey olur. Atıyorum sevgilin seviyoruz ya sevgili. <laughs> falan diye. <laughs> Yaptırdım böyle. Okutuyorsun mesela sevgilinle fotoğrafın çıkıyor. Çok Hayır. güzel değil mi? Hayır ya tut ki ayrıldın yarın bugün başkası gece kolunu okutu verecek. Sen okutu. <laughs> çıkacak yani? Bu bir tek şeyde kabul görebilir. Kimlik bilgisi, kan grubu. Hakikaten öyle bir şey. Ya mantıklı mantıklı konuşma. <laughs> <laughs> Allah Allah. Devam. <laughs> bu bir başka kuş. Bu tek kuşlar böyle. Uçan kuşlar. Demin kelebek gibi olan. Çok yaptım. Bende yok vücudumda ama çok yaptım. 13 tane, 27 tane falan. Ya estetik gözüküyor mu? Gözüküyor. Da meç oluyorsunuz sonra. Ulan insana ben şeyi anlamıyorum. Aynı kıyafeti giyince ki bende hiç zerre yoktur. Yani sen de bilirsin. <laughs> Aman Allah'ım üstüme ne giysem. Aha. Ya şimdi videoları çekiyoruz diye biraz böyle iki hafta üst üste giymeyeyim falan diye uğraşıyorum. Yoksa normalde hiç insanlar meç olmayayım diye ay ben bu flörü takmayayım şimdi herkes takıyor falan diye düşünürken ya da ay bu tişört herkes de var ay pisli olduk deniyor değil mi? Pişli olduk derken e, dövmeyi yaptırıyorsunuz. Herkes ay Nurten'de de var. <laughs> Abi Nurten'de de var işte yani. Mevzu e, geleceksin sırt sırta böyle ne sürü mü devam ediyor yani oradan. Kırlangıç Göçü Alt, altına da böyle Nuri Bilge Ceylan filmi gibi yani Kırlangıç Göçü. Bak Nuri'cim <laughs> güzel film öneririz. Ya da herkes aynı şeyi Carpe Diem, Carpe Diem, Carpe Diem böyle bütün kısır gününde herkes Carpe Diem. Düşünsene herkes de burada çapa. Çapa. Abi sen dedin de var. Aa Mahmut abi çapa. <laughs> Geçelim. Bu Türkiye'ye özel bir klişe değil. Genelde Amerika, İngiltere falan. Yani Hristiyan insanların daha çok yaptığı bir klişe. Klişenin dini <laughs> ya da ırkı yok yani. Klişe hepsinde klişe. Futbolcu ve da çok Şu fazla futbolcu, var. futbolcu, basketbolcu da konuştuk ikisinde videosunu yapmıştık zaten. Futbolcuların dövmeleri, basketbolcuların dövmeleri. Hatta bir de LeBron James'in dövmeleri. Evet. O videoları da izleyin keyifliydi. Hepsinde var işte kanat. Haç kanat, haç kanat, haç kanat. <laughs> Bazıları yaratıcı, mesela Lewis Hamilton'da da var kanat, yaratıcı baba. Still I Rise yazıyordu, değil mi? Evet. Hala yükseliyorum falan ve kanat böyle çok estetik duruyor falan. Ya nasıl yapıldığı önemli biraz da. Devam. Gül, gül, güller ve diken. Bir de kanayan gül vardır. Onu başka bir şeyde tutuyorum. Çok var, çok. <laughs> Çok şu an bizi izleyenlerde de onlarca sınıfı vardır. Gül benim vücudumda yok değil mi? Ay Allah. Ben koziyor. de düşündüm. <laughs> yok yok yok. Yok yok gül yok. Çiçek çok severim. Gül çok severim. Bulunduğum yerde de huzur verir ama bunlar vermiyor. <gülüyor> yani <gülüyor> bu dövmeler vermiyor abi ve Gül yani çok kaba ya. hani Bunu bir şey geçen paylaşmıştım değil mi Instagram'dan. Geometrik bir gül yapmıştım evet. mesela. O tip böyle, böyle zarif olabiliyor. Ya da var mesela öyle çok güzel tasarım yapan arkadaşlar dövmeciler. Tamam da bu patates baskı yine. Devam. Ay ne yoruldum ya. Domen rakamı. Bir kere yanlış yazıyorsunuz. Yani roman rakamıyla yanlış yazılmış bir sürü dövmeye sahip insan vardır. Öyle insanlar geldi ki bana düzelttirmek için ya da yazan o kadar çok insan var ki ki yorumları da yazacaktır şimdi bir sürü insan. Yanlış yazmış. Mesela atıyorum 17 Mayıs mesela benim doğum günüm. 17 Mayıs yazmıyor orada atıyorum 37 Nisan yazıyor falan. Bir de 37 Nisan falan yani. Mümkün değil. Hani birisine denk düşse aa işte 19 Haziran. Aa bu da annemindi falan desen neyse. Çok acayip şeyler. Ya da mesela oraya yazıyorsun 1979 atıyor. 1979 uzun böyle. MCM, X, falan oluyor yani anladın mı? Yani böyle bir yarım saat ayırsa iyice baksa iyi araştırmanız lazım. Yani dövmeye özen göstermiyoruz. Klişe dövmeleri zaten mevzu o. Neden klişe? Ya da neden mesela komik böyle dünyanın en kötü dövmeleri video çıkıyor çünkü araştırmıyorsun. Araştırırsan kendi vücuduna önce sen saygı göstereceksin, sevgi göstereceksin. Devam. Barkod. Şu <laughs> yarın babası bu. Daha eskisi böyle, daha böyle. Bıyıklı sakallı. Ya bunun bir tane Yiğit özgürün bir karikatürü vardı ya böyle okutuyor mesela markette. Dı dıt dıt Olinya çıkıyor falan. Bunlar hiçbir reklam değil. Dövme siz sana ya falan. Abi yani yapıyorsun o barkodu ama ne çıkacak kim bilir? Bir okut yani bir markette. Yani genelde orada doğum tarihi yazarlar. Bunda mesela o da değil 914 600 falan telefon numarası mı acaba. Ya da bu gerçekten bir ürünün etiketi yani. Düşünsene şey. Abi bak o bak ona yine saygı gösterim. Ne bileyim marshmallow çok seviyorum abi. Hani bir Amerikalıların evet, genelde evet. ya klişesi o yüzden. Yani Türkiye'de de var gerçi. Türkiye'den bir şeyse katmer çok seviyorum abi. <laughs> Marshmallow'dan katmere. o katmer çok seviyorum abi. O yüzden yaptırdım desem vallahi hiçbir şey demem. Hatta klişe bile demem ben ona. Üf. Oraya da bir katmer belki <laughs> bir fotoğrafı. Devam. Güzel klişelerden biri. Çok yaptım bu dönemden. Sayısızca bende yok değil mi? Yok. Ama ama road trip var bende de. Mesela yapıyoruz ya bu tasarım. Yani bunu zaten yani genelde standart böyle. Oradan uçak değil kağıt uçak uçuyor. Bir şey evet. yapıyor. Benim de çok var. Diyorum ki mesela Aa, nerelere gittin diyorum. Daha gidemedim. Gitmeyi düşünüyor musun mesela falan. Hadi hiç değilse hayalin olur. Bazıları onu da düşünmüyor. Yok ben yurt dışına çıkmayı istemiyorum. Türkiye? Yok orada da pek seyahati pek sevmiyorum ben. Neden o zaman? <laughs> hani benim haddime değil de neden? Ya bu dövme de öyle oldu yani. Gitse de gitmese de herkes yaptırıyor. Yani işte çünkü cool. Gitmek zorunda da değil tabii. Hayali olabilir. Kuş işte. Kuş yaptırıyorum ama uçmak hayalim. Uçabileceğim mi? Zannetmiyorum. <laughs> yani bilet alıp anca. O ona saygım var ama ya cool diye sadece yaptırıyorum. Çok Banal. Hadi devam. Aa bitmiş. Ya klişe dövmeler hayatımızın bir parçası ama bir de modern klişeler var. Belki o videoyu da yaparız isterseniz. Onu hiç saymıyorum. Yarısı geometrik inek. İşte efendim bir sürü bir sürü her yere sulu boya yapıştır. Ya ben de çok seviyorum. Ben de yapıştırıyorum ama o da klişe. Benim yaptığım da klişe yani. Belki bunu da konuşuruz bir ara. Bu arada çok önemli bir duyurum. Abi dövmeyle ilgim yok ama seni izliyorum diyen çok fazla dostum, arkadaşım, güzel kardeşim var. Onlara güzel bir müjde vereceğim. Kişisel kanalım aktif. <laughs> aktif de böyle bir oyun terim gibi oldu değil mi? Müzik, film, sanat ve fikir ve gezi, seyahat ve her şey Benle ilgili hoşuma giden her şeyi size dolu dolu içeriklerle özellikle müzik ve film. Kişisel kanalımı takip edin. Bahadırcan Börekçioğlu. Aşağıda var zaten kişisel kanalımın linki. Herkesi oraya bekliyorum. Orada baya bir aktifim. Tamam mı? Oraya abone olun. Pekala haftaya görüşeceğiz. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın ve yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olun. Herkesi kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.